Şefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugünkü modelimizin ismi Komşu Çatlatan. Modelimiz çok basit bir model ve görünüşte gayet de hoş ve şık bir model. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. Bebek örgülerinde, bayan örgülerinde, hatta erkek örgülerinde, erkek ceketlerinde dahi kullanabileceğiniz bir model. 4 ilmek modelimin sayısı, aralardaki ikişer tane ters ilmeğin bulunmakta. 6 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Modelim sadece ön yüzde kurulmakta. Arka yüzden ilmeklerim aynen örülüyor. Şimdi ben size aynı ilk başlangıçta başlamışız gibi göstereyim. Sürekli çünkü aynı şekilde örülmekte. Çok basit bir model. Şimdi şişlerimizi ilmeklerimize taktık diyelim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Başlangıçta 2 tane ters ilmek yapıyorum. Ters ilmekten hemen sonra 1 tane doluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeğimi ters taraftan girerek çevirerek kesiyorum. Ve 1 tane doluyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeklerin başında ve sonunda artırmalarımı yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimi keserek ilmeklerimi dengelemiş oluyorum. 1 tane doluyorum. 1 ilmek kesiyorum. Diğer kalan 2 tane düz ilmeğimi arka yüzden çevirerek bu şekilde kesiyorum. Ve bir tane dolayıp iki tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Daha sonraki iki ilmeğimi çevirerek birlikte kesiyorum. Bir dolayıp aradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Örgüye başladığınız zaman da bu şekilde 2 tane düz, 1, 2, 3, 4 tane ters, 1, 2 tane düz, 1, 2, 3, 4 tane ters, 2 tane düz, 4 tane ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Daha sonra ön yüze geçince tekrar aynı şekilde. 2 tane tersimi standart örüyorum. Ters ilmeğimden hemen sonra 1 tane doluyorum. 1 ilmek kesiyorum. Diğer 2 tane kalan düz ilmeğimi ters taraftan girerek çevirerek kesiyorum. Ve 1 tane doluyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 tane doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kesiyorum. Diğer 2 ilmeğimi ise ters taraftan çevirerek kesiyorum ve 1 tane doluyorum. Aynı şekilde doluyorum. İlk 2 ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Sonraki 2 tane olan düz ilmeğimi çevirerek kesiyorum. Ve 1 tane dolayıp 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da Şerifenin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. Abone olarak YouTube kanalıma destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortadaki 4 tane ilmeğimi İki tanesini normal keserken diğer iki tanesini de bu tarafa yatması için çevirerek kesiyorum. Ve aralarda ikişer tane ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğin hem başında hem de sonunda artırmalarımı yapıyorum. Tekrar göstereyim. Çok çok basit bir model. İki tane tersimi ördüm. Bir tane doluyorum ve bir kesiyorum. Diğer taraftan çevirerek ilmeklerimi kesiyorum. İlmeklerim bu tarafa yattı. Bir tane doluyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi normal örerek kesiyorum. Sonraki 2 tane gelen ilmeğimi çevirerek kesiyorum. Ve 1 tane dolayarak aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Lastik olarak da kullanabilirsiniz. Yani lastik istemeyen bir model. İki ters iki düz şeklinde sanki bir duruşu var. Biraz hafiften bir toplar gibi oluyor ama herhangi bir toplama, büzülme gibi bir durumu yok. Gördüğünüz gibi gayet şık ve
Muntazam bir model. Yapan hanımlara kolay gelsin.